Açık Öğretim Ortaokulu 2018-2019 öğretim yılı 1. dönem sınavı 8 Aralık 2018 1. oturum 830 Türkçe 8. Soru 1. Demek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir dilde karşılığı olmak anlamında kullanılmıştır? A. Sen burada bana ne demek istedin? B. Sabah saat 7'de mi uyanırım? C. Ala imisema bizde gökkuşağı demektir. D. Akıl dürüstlük desen hep onda toplanmış. Doğru cevap C. Ala imisema bizde gökkuşağı demektir. Soru 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boyun eğmemek anlamı içeren bir söz kullanılmıştır? A. Bizi susturma çabalarına karşı koyduk. B. Japonya'ya yerleşme fikrime babam katılmadı. C. Bugün gelen su faturasına itiraz edeceğim. D. Görünüşüyle herkese korku salıyordu. Doğru cevap A. Bizi susturma çabalarına karşı koyduk. Soru 3. Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayla ilgili bir anlatım bozukluğu vardır? A. Her yolculuk yeni bir başlangıç demektir. B. Bu iş için endişelenmene, kaygılanmana gerek yok. C. Dürüst insanlar karşısındakine daha çok güven verir. D. Sevgi ruhumuzun koruyucu meleğidir. Doğru cevap B. Bu iş için endişelenmene, kaygılanmana gerek yok. Soru 4. Bir elim sıcak denizlere değerken, bir elim buzul çağlarında. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişileştirme. B. Benzetme. C. Karşıtlık. D. Konuşturma. Doğru cevap C. Karşıtlık. Soru 5. 1. Havalar ısındı, insanın içi yanıyor. 2. İçimi serinletmek için her gün dondurma yiyorum. 3. Çilekli, kakaolu, vanilyalı, Antep fıstıklı, limonlu. 4. Ama benim en çok vanilyalısı hoşuma gidiyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede öznel ifade vardır. B. İkinci cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. C. Üçüncü cümlede öneri vardır. D. Dördüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Doğru cevap C. Üçüncü cümlede öneri vardır. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş kısmı olmaya en uygundur? A. Taburcu olduktan sonra Dursun amca telefonlara bakmaya başladı. Ben de siparişleri teslim etmeye. Bu sayede bayağı kol kası yaptım. O kadar söylememe rağmen bana yardımcı olacak birini almadı. B. Annesi de gözyaşları içindeydi. Oğlunu kucakladı, önünde diz çöktü. Gözlerini yüzünü elleriyle sildi. İkisi de çok korkmuştu. C. A. O dergi mi? Dergiyi çıkaran gazeteci, çıkardığı dergiye karısının adını vermişti. O dergi zamanında satış rekorları kırmıştı. Döneminin en iyi mizah dergileri arasındaydı. D. Babam işi gereği hep yoğundur ve evde de çalışmak zorundadır. İşten eve gelince hemen bilgisayar başına oturur ve akşam yemeğine kadar da kalkmaz. Doğru cevap D. Babam işi gereği hep yoğundur ve evde de çalışmak zorundadır. İşten eve gelince hemen bilgisayar başına oturur ve akşam yemeğine kadar da kalkmaz. Soru 7. Aslında insan az bilirse kesin bilir, bilgiyle birlikte şüphe de büyür. Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A. Öğrenmenin yolu çok çalışmaktan geçer. B. Bilgisi çok olan insanlar bildiklerini sorgulamaya başlar. C. İnsan iyi bilmediği konularda çok konuşmamalıdır. D. Başarılı olmak isteyen insanlar bilgisini artırmalıdır. Doğru cevap B. Bilgisi çok olan insanlar bildiklerini sorgulamaya başlar. Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır? A. Gülüşleri insanın içini ısıtıyordu. B. Şoför otobüse bir dünya yolcu aldı. C. Her şeyi kafasına takmaması gerektiğini söyledim. D. Bir fotoğrafçı edasıyla fotoğrafımızı çekti. Doğru cevap B. Şoför otobüse bir dünya yolcu aldı. Soru 9.
Hasan İbni Heysem kendini dış dünyaya kapatarak araştırmalarına yoğunlaştı. Nokta nokta optik bilimi onun için bir tutku haline almıştı. Tarihin görmediği bir yenilikçilikle optik bilimiyle ilgili deneyler tasarlıyor, deneylerin sonuçlarına göre kuramlarını şekillendiriyordu. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam geçişi sağlanmış olur. A oysa ki, B fakat, C özellikle, D sanki. Doğru cevap C, özellikle. Soru 10. İnsanlar genellikle size kütüphanede ne okudun diye değil de kütüphanede ne yaptın diye sorar. Bunun üzerine cep telefonu çıkartılır, kütüphanede çekilen fotoğraf gösterilir. Çünkü kütüphaneye girip de hiçbir kitabı karıştırmamanın ve okumamanın verdiği vicdan azabı rahatsız eder. Kitapla fotoğraf çektirilerek okumamanın açtığı yara kapatılmak istenir. En azından kitabın ve okuyanın yanındayım demenin görüntüsü teselli kaynağı olur. Bu metinde eleştirilen durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Kütüphanelerden gerektiği biçimden yararlanılmaması. B. Kütüphanelerin yerini teknolojik aletlerin alması. C. Kütüphanelerde yeterli kaynak bulunmaması. D. Sosyal medya kullanımının kitap okuma oranını düşürmesi. Doğru cevap A. Kütüphanelerden gerektiği biçimde yararlanılmaması. Soru 11. 1. Akdamar'da havalar ısındığında badem ağaçları açmaya başlıyor. 2. Bu mevsimde adanın masmavi koyları görülmeye değer. 3. Ayrıca Ermeni taş ustalarının marifetli ellerinden bir hikaye anlatırcasına dönüşen kilisesi, gölü çevreleyen karla kaplı dağları ile sözle anlatılması mümkün olmayan bir manzara sunuyor. 4. Daha bir özel hissettiriyor insana kendisini. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmemiştir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Doğru cevap A. 1. 12. soru iptal edilmiştir. Soru 13. Uzun yıllardan beri Karanlık Kanyon'a yapılan tekne turları bu yaz yapılamadı. Neredeyse dereye dönüşen Anadolu'nun en büyük akarsularından Fırat, 30 kişilik bir tekneyi bile taşıyamaz hale geldi. Suların çekilmesiyle irili ufaklı araziler ortaya çıktı. Bölge halkı bugüne kadar ilk defa böyle bir azalma gördüklerini endişeyle anlatıyor. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kuraklığın tarımı olumsuz etkilemesi. B. Akarsu taşımacılığının önemi. C. Anadolu halkının kültürel özellikleri. D. Fırat Nehri'nin suyunun azalması. Doğru cevap D. Fırat Nehri'nin suyunun azalması. Soru 14. İlk görev yerim Basra cephesiydi ama ben cepheye ulaştığımda Basra çoktan düşmüştü. Harbin ikinci yılıydı. Kutül Amare'de İngiliz ilerleyişini nihayet durdurmuştuk. Nisan ayının sonuydu. 15 bin İngiliz askerini mühimmatlarıyla birlikte esir aldık. İçlerinde 13 general ve 500'e yakın subay da vardı. İngilizlere ağır bir yenilgi tattırmıştık. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Biyografi, B. Anı, C. Masal, D. Deneme. Doğru cevap B. Anı. Soru 15. Her gün farklı konularda köşe yazıları yazardı. Ayraç. Dostluk, iyilik, adalet, gezmek, Ayraç. Yazılarını herkes gibi ben de severek okurdum. Ayraç. Yazmayı bıraktığını öğrendiğimizde dünya başımıza yıkıldı, Ayraç. Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A. Noktalı virgül nokta ünlem nokta. B. İki nokta üst üste üç nokta yan yana nokta ünlem. C. Tire tire nokta nokta. D. Çift tırnak ünlem üç nokta yan yana. Doğru cevap B. 2 nokta üst üste, 3 nokta yan yana, nokta ünlem. Soru 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A. Biz de Ramazan bayramı için memlekete gideceğiz. B. Yazlıktaki birçok komşumuz Ekim gelmeden burayı terk eder.
C. Bu bal Kaz Dağı'nın nadir çiçeklerinden üretiliyor. D. Kardeşim ve ben köpeğimize kemik adını koyduk. Doğru cevap A. Biz de Ramazan bayramı için memlekete gideceğiz. Soru 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 6 çizili sözcük cümlede yer tamlayıcısı görevindedir? A. Arkadaşım tabloyu bana hediye etmek istiyordu. B. Film izleyen herkesi çok duygulandırmıştı. C. Bardakları rafa düzenli bir şekilde dizmişti. D. Futbolcu topa uçarak kafa vurdu. Doğru cevap C. Bardakları rafa düzenli bir şekilde dizmişti. Soru 18. 1. Baraj yapılınca bölgenin su sorunu kalmadı. 2. Susuz kalan topraklar canlandı. 3. Böylece farklı tarım ürünleri yetiştirmek de mümkün oldu. 4. Yöredeki çiftçiler bu durumdan çok memnun kaldı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zaman bildiren bir zarf fiil kullanılmıştır? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Doğru cevap A. 1. Soru 19. Bilgisayar satış sayıları grafiği. Bu grafikteki verilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. 2007 yılında bir önceki yıla göre masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışları artmıştır. B. Dizüstü bilgisayar satışları sürekli artmıştır. C. Her iki bilgisayarın da en çok satıldığı yıl 2006'dır. D. Masaüstü bilgisayar satışlarında sürekli düşüş yaşanmıştır. Doğru cevap B. Dizüstü bilgisayar satışları sürekli artmıştır. Soru 20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birden çok yüklemlidir? A. Hep mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdüm. B. Bir hafta sonra bütün belgeleri eksiksiz hazırlamıştı. C. Duvarı yıktı, sağlam tuğlaları bir kenara ayırdı. D. Üniversitenin son sınıfında büyük bir başarı kazandı. Doğru cevap C. Duvarı yıktı, sağlam tuğlaları bir kenara ayırdı. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.